Bismillah deyip beyan ederek hikmet söyleyip talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Riyazeti sıkı çekip kanlar yutup ikinci defter sözlerini açtım ben işte. Küllü emrin zibalin la yubdeu bil besmeleti fehu ebter. Besmele ile başlamayan her iş eksiktir, noksandır. Ben bu derslerimize başlarken sizlere bundan sonra değerli Yesevi dostları diye hitap etmek istiyorum. Değerli Yesevi dostları, sözlerime başlamadan önce hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ebedi ve daim olarak üzerimizde olsun. Öncelikle bu yılı Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu olarak ilan ettikleri için kıymetli Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu Beyefendi'ye şükranlarımızı arz etmek istiyorum. 2016-2017 yılları bizlerin girişimiyle, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin girişimiyle birlikte, Türkiye UNESCO Milli Komisyonu'nun teklifiyle birlikte Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak ilan edilmişti. Bu değerli büyüğümüzün vefatının 850. yıl dönümüydü. 1166'yı vefat olarak kabul edersek. O kapsamda biz çok faaliyetler yapmıştık. Çok şükür bu sene Esenler Belediye'miz bayrağı bizden devraldı. Ve bugün biz Besmele ile birlikte ilk programımızı yapacağız. Bugünkü dersimizde Divan Hikmet okumalarında Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerini, onun hocalarını, onun talebelerini tanımaya gayret edeceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki dersimizde ise Divan-ı Hikmet'in biraz önce sözlerime başladığım ilk hikmetiyle birlikte kelime kelime şerh ederek derslerimize devam edeceğiz. Benim siz değerli kardeşlerimden istirhamım, dersimizin böyle bir monolog şeklinde geçmesinden daha ziyade diyalog olarak geçmesi, bir sohbet havası içerisinde olmasını arzu ediyorum. Bundan sonraki derslerde sizler de Divan-ı Hikmet'in buraya gelmeden önce okuyacağımız hikmetleri, şerh edeceğimiz hikmetleri okuyup üzerinde çalışırsanız, gelirseniz çok mutlu olurum. Ben de ilk defa böyle bir program yapıyorum. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni çok anlattık Türkiye'nin değişik yerlerinde. Ama Divan-ı Hikmet'i baştan sona kadar okudum ama şerh etme işini birlikte yapacağız. Ben şerh ederken belki arkadaşlarımızdan bazıları diyecek ki hocam bu konuyla ilgili Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin takipçisi Yunus Emre Hazretleri'nin de şöyle bir şiiri var. Mevlana Hazretleri'nin de Mesnevisi'nde şöyle bir şiiri var. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nden belki bazı arkadaşlarımız örnek verecek. Ve bazı arkadaşlarımız diyecek ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin, Üftadi Hazretleri'nin, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin de örnekleri var. Birlikte böyle bir güzel ders yapmaya gayret edeceğiz. Belediyemiz bunun çekimlerini de yapıyorlar. Eş zamanlı olarak bütün Türkiye'de canlı olarak vermeyi arzu ediyorlar. Sonraki dönemlerde de YouTube'a yükleyip herkese mal olmasına sağlayacaklar. Sizin katkılarınız olursa bu ders daha anlamlı, daha verimli geçer diye düşünüyorum. Şimdi Peygamber Efendimizin Cibril hadisi diye bir hadisi var. İçimizde ilahiyatçı olan kardeşlerimiz varsa onlar çok iyi bilirler. İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz varsa çok iyi bilirler. Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz bizlerin bu belediyemizin güzel kültür merkezinde toplandığımız gibi ashabıyla birlikte sohbet halindeyken Cebrail Aleyhisselam insan kılığında o meclise selam verir, gelir. Fakat üzerindeki kıyafet bedevi kıyafeti olmasına rağmen çok temizdir. Toz toprak yoktur. Gelir, Peygamber Efendimizin dizinin dibine kadar sokulur. Bacağını bacağına değdirir. Elini Peygamber Efendimizin bacağının üzerine koyar ve ona sorar. Ya Resulallah, mel İslam? İslam nedir diye sorar. Peygamber Efendimiz de el İslamu diye başlar. İslam, bizim bildiğimiz İslam'ın 5 şartını Peygamber Efendimiz teker teker sayar. Cebrail Aleyhisselam sadakta ya Resulallah diye tasdik eder. Arkasından mel imanu diye sorar. İman nedir? Peygamber Efendimiz de imanın 6 esasını, amentü esaslarını sayar. Sonra
sadek de der, doğru söyledin, doğru cevap verdin ya Resulallah diye. Üçüncü soru olarak da Cebrail Aleyhisselam mel ihsanu diye sorar. İhsan nedir diye sorar. Peygamber Efendimiz de el ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. İhsan, sen Allah'ı görmesen de o seni görüyormuşçasına ibadet etmendir diye. Peygamber Efendimiz cevap verir. Son soru olarak da Cebrail Aleyhisselam metessa'a, kıyamet ne zamandır diye sorar. Peygamberimiz de ona mel mes'ulu anha bi alemi minessa'ili. Sorulan, soran sorulandan daha iyi bilir diye cevap verir. Ve oradan müsaade alır, çıkar. Peygamber Efendimiz ashabına der ki bu kimdi biliyor musunuz? Şöyle cevap verir. Haza Cibrilu ca'a liyuallimen nase dinehum. Bu Cebrail Aleyhisselam'dı. O insanlara dinini öğretmek üzere geldi. Şimdi bu Cibril hadisini ben niye örnek verdim? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, o büyüğümüz. Büyüğümüzü belli bir yere oturtmamız gerekiyor. Bizim yüce dinimizde bir sistematik olarak değerlendirecek olursak, bir üçgenin üç köşesi mesabesinde üç kavramımız var. Bu üç kavramımızı da Peygamber Efendimizin Cibril hadisine dayandırıyoruz. Bu kavramlardan birincisi imandan başlayacak olursak amentü esasları. İkincisi İslam diyelim. Üçüncüsü ise ihsan. Ya da Cibril hadisindeki gibi İslam, iman, ihsan diye sistematize edebiliriz. İslam'ı bize öğreten büyüğümüz, İslam bize öğreten büyüğümüz İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Diğer mezhep imamlarımız da var. Ama Türk dünyasında yaygın olarak Hanefilik mezhebi yaygın olduğu için diğerlerini de ayırmıyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri İslam dininin esaslarını, Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'a saymış olduğu beş esası bize öğreten, fıkhı bize öğreten büyüğümüz. İmanı kim öğretti? İmanı bize öğreten kişi yine Türk coğrafyasında yaşayan insanların çoğunun tabi olduğu İmam Mansur Maturidi Hazretleri. Maturidi Hazretleri bugünkü Özbekistan sınırları içerisinde yaşamış. Orada methun büyüğümüz. Ondan da imanı öğrendik. Yani bizim imandaki üstadımız İmam Mansur Maturidi Hazretleri. Üçüncü ise Cibril hadisindeki sistematikte neydi? İhsan. Hüsn kökünden geliyor değerli kardeşlerim, değerli Yesevi dostları. Her şeyi güzel yapmak. Hüsn demek güzel yapmak. Hani Peygamber Efendimiz demişti ya, siz Allah'ı görmeseniz de o sizi görüyor. O sizi görüyormuşçasına ibadet edin. Yani adeta her an biri bizi gözetliyor düşüncesiyle ibadet etmemiz. Yaptığımız her şeyi güzel yapmamız. Bunu bize öğreten kim? İşte bunu bize öğreten, bu derslerde tanımaya çalışacağımız, onun hikmetlerinden okuyacağımız Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. İhsanı bize öğreten, ahlakı bize öğreten Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, o Türk dünyası içerisinde Türkistan diye büyük bir coğrafya var. Türkistan, İstan kelimesi biliyorsunuz Farsça yer anlamına geliyor. Türklerin yaşadığı coğrafya. O büyük coğrafya Çin Seddi'nden Hazar'a kadar olan 5 milyon 400 bin kilometre karelik bir coğrafya. Bu coğrafyanın bir piri var. Piri Türkistan. Kim o? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Bu ilk dersimizde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni tanımaya gayret edeceğiz. Piri Türkistan'dan önce bu coğrafyada İslamiyet yok muydu? Tabii ki vardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 610 tarihi itibariyle İslamiyet'i yaymaya başladığında Türkler ferden ferda İslam'a girmişlerdi. İlk İslam şehidesi, kim İslam şehidesi? Bayanlarımız bilir. Hazreti Sümeyye. Türk coğrafyasından gelmiş bir büyüğümüz, ablamız. Ammar Yasir, eşi çocuğu Hazreti Ammar, Hazreti Yasir. O coğrafyadan gelmiş büyüklerimiz. Hazreti Ömer Efendimiz'in hilafeti döneminde okçular var, Türk okçuları var. Sonraki dönemlerde Emeviler döneminde yine var. Abbasiler döneminde yine Türklerle irtibat çok iyi.
Abbas halifesi Samarra diye Bağdat yakınlarında Türkler başka insanlarla kaynaşıp da askerliklerinden uzaklaşmasınlar diye özel yer kurmuşlar. Samarra, Surra Menra'a, yani gören sevindi anlamına gelen özel bir şehir kurulmuş. Ama Türkler toplu olarak İslam'a ne zaman girmiş? Toplu olarak İslam'a girmesi 751 Talas Savaşı ile birlikte. Talas demek ne demek? Talas kelimesinin anlamını bilen var mı? Talas demek, dalaş demek. Kazakça, Kırgızca arasında T, D, S, Ş değişimi var. Tarihteki o büyük dalaşın olduğu muharebe. O büyük dalaşta kimler dalaşmıştı bir hatırlayalım. Bir tarafta Çinliler, bir tarafta Araplar. Nerede dalaşmışlardı? Talas Ovası'nda. Kırgızistan'la Kazakistan arasındaki o coğrafyada. Ama Bedir Savaşı'ndaki gibi müşrik ordusu kat be kat fazlaydı Müslümanlardan. Aynı durumda Arap ordusunun çok fevkindeydi Çin ordusu. Arapların normal şartlarda onları yenme imkanı yoktu. O coğrafyada yaşayan Karaluk Türkleri tarihi bir tercih yaptılar. Baktılar ki bir tarafta putperest Çinliler var. Bir tarafta Allah inancına sahip Araplar var. Gök Tengri vardı Türklerde. Onlar da Allah'a inanıyorlardı ama Gök Tengri diyorlardı. Göğün tanrısı. Hep deriz ellerimizi yukarıya kaldırırız ya. Allah mekandan münezzehtir normalde. Ama böyle bir inanç söz konusu. Hep yücelerin yücesi. Öyle tasavvur ettiğimiz için. Tarihi tercih yaptıkları sırada Çin ordusunu arkadan kuşatıp Çinlilerin Arapları yenmesine vesile olmuştu. Arapların Çinleri yenmesine vesile olmuştu Türkler. Ve o muharebe sonrasında topluca İslam'a girmişlerdi. Ama coğrafya çok büyük coğrafya gördüğünüz gibi. 5 milyon 400 bin kilometre kare. Bugünkü gibi internet yok. Ellerimizdeki cep telefonu yok. Gazete yok, televizyon yok. İslamiyet çok fazla yaygınlaşamadı. Ne zaman ki 10. yüzyıl geldi, 10. yüzyılda iki devlet Müslüman oldu. Hep bizim emsaller bilirler, bize tarih hocaları. Dediler ki tarihteki ilk Müslüman olan Türk devleti Karahanlılar. Ama son araştırmalar neyi gösterdi? Karahanlılardan da önce Müslüman olan bir Türk devleti var. Ne bu devlet? İdil Bulgar Devleti. İdil Bulgar Devleti. İdil Bulgar Devleti'nin hükümdarı Almışan, Abbasi halifesinin gönderdiği elçinin onu İslam'a daveti üzerine Müslüman olur. Ve halkı da Müslüman olur. 10. yüzyılın başları, 925. Aradan 15 yıl geçer, 940 Karahanlı hükümdarı Satık Buğrahan Abdülkerim adını alır. Abdülkerim ne demek? Abdülkerim demek, kerim yani cömert olan, cömertlikte sınır tanımayan yüce yaratıcının kulu demek. Onun adını alır ve Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra bütün Karahanlılar da, halkı da Müslüman olur. İki devletin Müslüman olmasıyla birlikte bu coğrafyada İslamiyet biraz daha yaygınlaşır. Ama istenen ölçüde olamaz. Ne zamana kadar? Ne zaman ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gelir, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Türkistan'ın bozkırlarında kendinden önceki ilim adamlarının Arapça ya da Farsça değil, o coğrafyada yaşayan insanların diliyle, Türkçe olarak hitap etmesiyle, Bismillah deyip, beyan ederek, hikmet söyleyip diye, hikmetleriyle birlikte o coğrafyada onun hikmetleri yankılanınca insanlar dalga dalga İslamiyet'e girmeye başlar. Ta Çin Seddi'ne kadar İslamiyet dalga dalga yaygınlaşır. Ama çok enteresan bir şey olur. Aramızda bilim insanları var. Akademik camiada çalışan kardeşlerimiz var. At gözlüğüyle olaylara bakan insanlar her dönemde var. O dönemde de var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerine gelirler derler ki, Hoca Ahmet Yesevi, dinin dili Arapça, devletin dili Farsça. Sen nasıl olur da Türkçe hikmet söylersin? Bu geleneğe mugayirdir, geleneğe aykırıdır derler. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri benim gibi bir Karadenizli değil ki, size ne kardeşim desin. Çıkın başı, çekilin gidin desin. O kamil insan, mürşidi kamil, olgun insan, mütevazi insan. Onlara hikmetin diliyle cevap verir. Onlara ne der biliyor musunuz? Onlara der ki, sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa anlarlar. Anlamına erenler başın eğip uyarlar. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi.
işte değerli Yesevi dostları, Fars dilini bilip de Türkçe sevip söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri başarmıştı. Türkistan'ın bütün bozkırlarında İslamiyet dalga dalga yaygınlaşmıştı. Onun talebeleri de onun hikmetlerini söyleyerek onun mesajını her tarafa aktarmışlardı. Niye Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hikmeti seçmişti? Çünkü onun örneği Kutlu Nebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'di. Adı Ahmet'ti. O ilk Ahmet olan Ahmet-i Evvel. Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almıştı. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala buyurmuştu ki Bismillahirrahmanirrahim Udu ila sebili rabbike bil hikmeti ve mevizeti hasene. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır diye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i emretmişti. Biz biliyoruz ki alimler de peygamberlerin varisleridir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de hikmetin yolunu seçmiş. O devasa eseri Divan-ı Hikmet'i vücuda getirmişti. Gelirken yanımıza getirdik sizlere göstermek için. Biz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak 2016 Hoca Ahmet Yesevi yılı kapsamında bir tarafta Çağatay Türkçesi Arap harfli, bir tarafta Türkiye Türkçesi bu eserimizi bastık tamamını. Türkiye'de ilk defa orijinalle birlikte basmış olduk. Bizim üniversitemizin web sayfasında, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin web sayfasında ayu.edu.tr sayfasından rahatlıkla bu eserimize ulaşıp bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Allah nasip ederse Muhammed Emre kardeşimizin de dediği gibi biz bu derslerimizde size sadece Divan-ı Hikmet'i değil, onun diğer üç eseri daha var. Konuşmamızın sonlarına doğru onlardan da bahsedeceğiz. Dördünü bir arada külliyat olarak size hediye edeceğiz Allah nasip ederse. Bu eserde dahil hepsi beraber. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerimizi Türk tarihinde belli bir yere oturttuktan sonra onu tanımaya çalışalım. Ama onu tanımaya çalışırken onu bize öğreten bir üstadımız var. Ordinarius Profesör Fuat Köprülü hocamız. 1966'da vefat etmiş. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri 1166. Onun vefatının 850. yıl dönümüydü 2016. Fuat Köprülü hocamızın da çok enteresan vefatının 50. yıl dönümüydü. UNESCO ikisinin de anma yılı ilan etti. İkisi bir kareye düştü. Fuat Köprülü hocamız genç bir bilim adamı. Bir konu arayış içerisinde malumunuz olduğu üzere Tanzimat sonrası Osmanlı'nın artık batıya yöneldiği ve batmaya doğru yöneldiği dönemin başlangıcı. Herkes batı ile ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Geldiğimiz o Türkistan dediğimiz coğrafyaya sırtımızı, yönümüzü batıya dönmüşüz. Fuat Köprülü hocamız da çalışmasını batı ile ilgili yapmak istiyor. Bir gün o milli şairimiz Yahya Kemal ile karşılaşıyor. Yahya Kemal ona diyor ki, Fuat Efendi ne konuda çalışma yapmak istiyorsunuz? O da diyor ki efendim batı ile ilgili bir konu arayış içerisindeyim. Şöyle sesleniyor ona. Fuat Efendi, şu Ahmet Yesevi'yi kim? Bir araştırın göreceksiniz, bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız diyor. Şu Ahmet Yesevi'yi kim? Bir araştırın göreceksiniz, bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız diyor. Kafasında şimşekler çakıyor. Çalışmaya girişiyor. Yıllar süren çalışma sonucunda o devasa eseri Türk edebiyatında ilk mutasavvıfları bitiriyor. 1918 Anadolu'nun en cafcaflı, en sıkıntılı olduğu dönemler. Bu eserin birinci kısmı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne bize öğretiyor. İkinci kısmı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin takipçisi Anadolu'yu mayalayan Yunus Emre Hazretleri ile ilgili. Aradan 100 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bu eser maalesef hala aşılamadı. O kadar güzel çalışmış Fuat Köprülü hocamız. Biz de böyle bir programda Fuat Köprülü hocamızı anmasak kadir bilmezlik olurdu. Onu da rahmetle, minnetle anıyoruz. Gördüğünüz gibi burada Akça yayınlarından okumak isteyenler varsa bir tarafta Osmanlı Türkçesiyle bir tarafta Türkiye Türkçesi biz de Kazak Türkçesine çevirdik. Kazakistan'da da ilk defa yayınlamış olduk. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bugünkü Kazakistan'ın hemen güneyinde Sayram diye bir kasabada dünyaya geliyor. Bir alim ailesinden gelen bir genç. Soyu ta Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor. Biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz'in soyu
belli bir süre Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma validemizden devam ediyor. Hazreti Fatıma validemiz hayatta olduğu sürece Peygamber Efendimiz üzülür diye Hazreti Ali Efendimiz başka bir evlilik yapmıyor. Taaddüdü zevcat dediğimiz çok evlilik çok yaygın o dönemde. Genç yaşta vefat ediyor Hazreti Fatıma validemiz. Hazreti Ali Efendimiz başka evlilikler yapıyor. Evlendiği hanımlarından bir tanesinin adı Havle binti Cafer. Havle binti Cafer hanımından Muhammed Hanefi adında bir çocuğu dünyaya geliyor. Hazreti Fatıma annemizden meydana gelen Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den soyu devam ederken bir gruba Seyit, bir gruba Şerif diyoruz biz. Muhammed Hanefi'ye dünyaya geliyor. Muhammed Hanefi'nin dünyaya geldiği dönemle birlikte ondan önce biliyorsunuz Kerbela hadisesi yaşanıyor. O Kerbela hadisesiyle birlikte Ehl-i Beyt'e olan saldırılar sebebiyle bir kol Türkistan'a gidiyor. O büyük coğrafyaya gidiyor. Orada insanlara İslamiyet'i öğretiyor. İslamiyet'i öğretirken Türk hanımlarla evlenip Türkleşiyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de Türkleşen o soydan geliyor. Ama Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor soyu. Türk edebiyatında, halk edebiyatında Muhammed Hanefi'ye cenkleri diye cenknameler var. Çok cengaver bir. Hazreti Ali Efendimiz de öyle ya, onun evladı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de onun soyundan geliyor. Babası İbrahim Ata, alim bir şahsiyet. Annesi Karaşaş Ana. Normalde Ayşe Ana, adı Ayşe. Ama biz de biliyorsunuz Fındık teyze, Pamuk teyze böyle isimler veririz. O dönemde de var. Saçları kara olduğu için Karaşaş Ana, Karaşaş deniyor. Kara saçlı anne anlamında. Annesinin babasının adı da Musa Şeyh. Benim adaşım, o da büyük bir alim ve arif büyüğümüz. Bu iki büyüğümüzün soyundan geliyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Ama çok enteresan, adı Ahmet olunca Ahmedi Sani diye tarihe geçiyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Peygamber Efendimiz çocukları dünyaya gelmişti. Erkek çocukları vefat etmişti. Onlardan bir tanesi de evladı İbrahim'di. Onun vefat edince de çok üzülmüştü. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin oğlunun adı da İbrahim. Babasının adını vermişti. O da katledildi. Peygamberimizin yaşadığı imtihanları yaşadı. İçimizde adı Ahmet olanları varsa, imtihanları yaşıyorsalar, bilsinler ki peygamberin adını taşımak o kadar kolay değil. Tabii ki onun yaşadığı imtihanlara düçar olmadan bu emaneti teslim etmek yok. Bu küçük Ahmet böyle bir ailede yetişirken babası o 7 yaşına geldiğinde ablası Gevher Şehnaz'ı çağırdı. Ona dedi ki, kızım Gevher, bu kardeşin Ahmet'i önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. O gelecekte ulu kişilerden olacak. Ve emri hak vaki oldu. İbrahim Ata bu alemden öbür aleme göç etti. Tabii küçük yaşlardan beri değişik, harikulade halleri olan bir çocuk. Küçük Ahmet. Onun yetişmesi lazım, eğitim alması lazım. Fakat Sayram'da ona ders verecek kimse yok. Babası İbrahim Ata vardı. O da vefat etti. Yesi var. Onu tarihe Yesevi diye geçirecek. Yesi bugünkü Kazakistan Türkistan şehri. Bizim Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi de o şehirde. Onun adına kurulmuş. Türkiye ile Kazakistan'ın ortak devlet üniversitesi. Yesi'ye geldi küçük Ahmet ablasıyla birlikte. Bir arayış içerisinde. Gözleri fıldır fıldır dönüyor. Bakıyor karşıdan aradığı kişiyi görüyor. Koşuyor. Eteğine yapışıyor. Diyor ki ata. Peygamber Efendimizin emanetini ver. Ne beklersiniz? Emanet olan büyük. Emaneti vereceği küçüğü tanıması lazım. Ama dedik ya küçük yaşlardan beri harikulade halleri olan bir çocuk. O Aslan Baba'yı tanıdı. Peygamberimizin emanetini ondan istedi. Aslan Baba ona dedi ki sen Ahmet misin? Evet ben Ahmet'im dedi. Peygamberimizin hurma emanetini ona verdi. Diyeceksiniz hocam, Peygamberimizin hurma emaneti nasıl Aslan Baba'ya geçti? Alemi manada tezahür eden bir olayda bir gazveden Peygamber Efendimiz dönerken ashabının karnının acıktığını hissetti. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlara gazve diyoruz.
onun katılmadığı savaşlara seriye diyoruz. Ashabının karnının acıktığını hissetti. Bir rivayete göre de ashabının çok acıktık ya Resulullah demesi üzerine, bulundukları yerde yiyecek bir şey yok, Peygamber Efendimiz dua ve niyazda bulundu. Cebrail Aleyhisselam bir tas hurma getirdi. Hurmayı ashabına Peygamber Efendimiz dağıttı. Dağıtırken bir hurma yere düştü. Peygamber Efendimiz yerden hurmayı alırken Cebrail Aleyhisselam ona dedi ki, ya Resulallah, bu hurma gelecekte senin ümmetinden Türkistan'da zuhur edecek Ahmet adında bir çocuğun emanetidir. Bunu ona ulaştırmanız gerekir. Peygamberimiz baktı ashabın içerisinde, amcam gibi bir Türk dünyasından gelmiş cengaver yiğit bir şahsiyet var, Arslan Baba. Ona dedi ki, bu emaneti Ahmet'e ulaştırır mısın dedi. Baş üstüne ya Resulullah dedi, emaneti aldı. O hurmayı küçük Ahmet'e 7 yaşındayken ulaştırdı. Divan Hikmet'te okuyacağız, diyor ki 7 yaşta Aslan Babama verdim selam. Başka bir hikmette diyor ki 7 yaşta Aslan Babamı taptım diyor. Tapmak demek bulmak demek. Birkaç yerde anlatıyor bunu. İnşallah Rabbim ömür verirse oradan okuyacağız. Tabi Aslan Babayı bulunca küçük Ahmet, Peygamber Efendimizin emaneti hurmayı vermiş. Hurma biliyorsunuz ilmin sembolü. İlmi Peygamber Efendimiz'den almış oluyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Aslan Baba'yı daha bırakmıyor. Aslan Baba'nın peşinden ayrılmıyor. Ondan derslerini alıyor. Hemen Türkistan'a yakın, Yesi'ye yakın Otrar diye bir yer var. Farah abinin şehri, meşhur Farah abi biliyorsunuz. Muallimi Sani, ikinci muallim. Aristo muallimi evvel, o muallimi Sani Farah abi. 950 vefatı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nden önce yaşamış. Orada yaşayan bir büyüğümüz Otrar'da, ondan eğitim alıyor, ders alıyor. Ama Aslan Baba ile birlikte ne kadar yaşadığını bilemiyoruz. Aslan Baba'ya bu alemden öbür aleme göç ediyor. Hoca Ahmet Yesevi, küçük Ahmet diyelim, çok mahzun oluyor. Babasının ölümü gibi, manevi babasının ölümüne çok üzülüyor. Arayış içerisine giriyor ama Yesi'de ona ders verecek kimse yok. Bu arada bir meslek öğreniyor. Kaşık ve kepçe yontma işini öğreniyor. Meslek öğrenirken araştırıyor, ona ders verecek başka coğrafyalarda kim var diye. Duyuyor ki Buhara'da Yusuf Emedani Hazretleri var. Buhara o dönemde yaklaşık 300 bin talebenin olduğu. Bakın 300 bin talebe, mübalağa etmiyorum, kaynaklarda böyle geçiyor, olduğu ilim irfan merkezi. Buhara'ya geliyor ki Buhara İslam tarihinde Kubbetül İslam denilen, İslam'ın kubbesi denilen 3 şehir var İslam coğrafyasında. Onlardan birisi Buhara. Diğerleri neler, bilen var mı? Efendim? Değil. Bir tanesi Mevlana Hazretleri'nin doğduğu şehir, Konya'da doğmadı. Bel şehri. Bir tanesi bizim Anadolu'da, Anadolu'ya ilk Selçukluların geldiği şehir neresi? Anadolu'ya ilk geldiği Malazgirt Savaşı'nın olduğu yer. Ahlat. 3 tane Kubbetül İslam var, unutmayalım. Buhara, Bel ve Ahlat. Değerli kardeşlerim. Yusuf Emedani Hazretleri çok farklı bir şahıs. Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün kurduğu Nizamiye medreselerinde Bağdat'ta İmam-ı Gazali Hazretleri ile birlikte yetişmiş Ebu Ali el-Farmedi Hazretleri'nin talebesi. Ebu Ali el-Farmedi Hazretleri'nin hocası kim biliyor musunuz? Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri. Nerede metfun? Kars'ta. Bu büyüklerimizi unutmayacağız. Anadolu'ya ilk gelip İslam'ın sancaktarlığını yapan, Kars'ta şehit olan büyüğümüz Ebu Hasan Harakani Hazretleri. 1071'den önce değerli kardeşler. Yusuf Emedani Hazretleri Hanefi fakihi, çok önemli bir şahsiyet. Kendini çok iyi yetiştirmiş. Genç Ahmet'i gördüğünde onun farklı bir şahsiyet olduğunu seziyor. Tekmil veriyor genç Ahmet ona. Onu yanından ayırmıyor. Nereye giderse onu yanında götürüyor. Yusuf Emedani Hazretleri'nin bir özelliği de, benim gibi üniversite imtihanıyla gelsin hocalar, öğrenciler, Sultan Hanım'ın İstanbul Hayat'ta yaptığı gibi üniversite imtihanıyla öğrenciler gelsin,
Onları yetiştireyim yok. Nerede onun ilmine, irfanına ihtiyaç var? Oraya gidip orada ders veren bir büyüğümüz. Bugün Semerkant'ta, yarın Buhara'da, öbür gün Merv'de. Zaten Merv'de ve vefat ediyor. Orada metfun, Türkmenistan'ın Merv şehrinde. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne özel ilgileniyor. Gittiği her yere onu yanında götürüyor. Akademisyenler, içimizde belki öğretmen olan kardeşlerimiz vardır. Sınıfta biraz zeki, çalışkan bir öğrenci varsa onunla özel ilgilenirsiniz. Herkesin huzurunda ilgilenmezseniz kıskançlık olur. Ona belli makaleler verirsiniz, kitaplar verirsiniz. Şimdiki gibi internetten bazı siteler, linkler önerirsiniz. Yusuf Medan Hazretleri de öyle yapıyor. Tenhada onunla görüşüyor. Özel yetiştiriyor onu. Onu bir misyona hazırlıyor. Geleceğe hazırlıyor. Ona bir, bazı yerlerde öyle sözler söylüyor ki kulağına küpe oluyor. Onlardan bir tanesine hangi söz biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Aramızda yönetici olan, devletimizin değişik kademelerinde olan kardeşlerimiz vardır. Onların da kulağına küpe olacak. Diyor ki, evladım Ahmet, dünyevi makamların peşinde koşma. O zaman göreceksin ki Allah o makamları senin ayağının altına düşürür. O zaman o makamın üzerine çık ve adaletle hükmet. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kulağına küpe oluyor. Tabii zaman su gibi akıyor. Bizim dersimizde hızlı hızlı geçtiği gibi zaman. Su gibi akıyor zaman. Yusuf Medan Hazretleri bizim toplandığımız gibi öğrencilerini topluyor. Onlara diyor ki, ey benim öğrencilerim, bu dünya fani. Ben hayatımın son demlerine geldiğimi hissediyorum. Benden sonra yerime Abdullah-ı Berki geçsin. Abdullah-ı Berki'den sonra Hasan Endaki geçsin. Hasan Endaki'den sonra Ahmet Yesevi geçsin. Ahmet Yesevi'den sonra Abdülhalik Vücduvani geçsin. O büyüğümüz vefat ettikten sonra bu sırayla talebeleri yerine geçiyor. Sıra geliyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne. Ama Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Yesi'nin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Yesi'ye gidip orada Anadolu'yu mayalayacak, Balkanları mayalayacak gençler yetiştirmesi lazım. Hocasının ocağını Buhara'da sürdürürken, tüttürürken birden ona bir manevi işaret geliyor hocası Yusuf Medan Hazretleri'nden. Emaneti Abdülhalik Gucduvan Hazretleri'ne verip Yesi'ye dönüyor. Ki Abdülhalik Gucduvan Hazretleri de çok önemli şahsiyet. Peygamber Efendimiz'den sonra devam eden bir altın silsile var. Silsile-i Zeheb dediğimiz ya da Silsile-i Aliye dediğimiz yüce silsile var. O silsilenin önemli şahsiyetleri. Biraz sonra göreceğiz. Çok önemli şahsiyetleri. Burada bir fotoğraf var görüyorsunuz. Bizzat kendim çektim bunu. Merv'de Rabbim lütfetti. Tabii Yusuf Medan Hazretleri'nin Sultan Sencer'le irtibatı var. Onu da unuttum. Oraya bakınca hatırladım. Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer çok önemli bir şahsiyet. Yusuf Medan Hazretleri'ne önemli işlerde danışan bir büyüğümüz. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz olarak yolunu şaşmış. Mâ hâbe men istehâra ve lâ nedîme men isteşâra. İstihare eden aldanmaz, istişare eden zarara uğramaz. İşte büyüğümüzü görüyorsunuz, yattığı yer. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri aldı, işareti alınca emaneti Abdülhalik Gucduvan Hazretleri'ne veriyor. Abdülhalik Gucduvan Hazretleri de en önemli dünyadaki en önemli tarikatlardan bir tanesi Nakşibendi tarikatı biliyorsunuz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin hocasının hocası. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de aynı silsilede. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin iki hocası da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin silsilesinden gelen talebelerinden. Ne kadar önemli bir şahsiyeti konuşuyoruz. Onu ifade etmek için bu örnekleri vermeye gayret ediyorum. İşte burada Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin tasavvuf silsilesi, Yusuf Medan Hazretleri Peygamber Efendimiz'den sonra 8. şahsiyet. Abdülhalik Gucduvan Hazretleri 9. şahsiyet. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri arada 8 ile 9 arasında Abdülhalik Gucduvan Hazretleri'ne emaneti veren önemli bir şahsiyet. Bu da Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin mührü. Hemen ortasında okuyabiliyorsanız Hazreti Sultan Hoca Ahmet Yesevi yazıyor. Hemen üst kısmında da şurada, şu kısımda da şurada Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Peygamber Efendimiz'in adı biliyorsunuz. Ahmet, Muhammed, Mahmut, Mustafa bilinen dört ismi ama
daha çok isimleri var. Hoca Ahmet, Peygamber Efendimiz'in. Diğer tarafta da adı Ahmet olan İslam alimlerinin isimleri var. Şimdi değerli kardeşlerim, değerli Yesevi dostları, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Yesi'ye geldiğinde orada birinci üstazı babası İbrahim Ata'dan öğrendiği, ikinci üstazı Aslan Baba'dan, üçüncü üstazı Yusuf Medan Hazretleri'nden öğrendiğini icra etmek için bir irfan mektebi kuruyor. Orada öğrencilerini yetiştiriyor. Adeta onun yaptığı, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den yaymış olduğu İslam ışığına bir ayna tutmak, aynayı Anadolu'ya yansıtmak, Anadolu'da yansıttığı aynanın Hacı Bektaşi Veliler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bayram Veliler, İstanbul'a geldiğimizde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Saadettin Konevi Hazretleri, bir de daha isimlerini sayamadığımız yani birçok büyüklerimiz, Balkanlara yansıttı ayna, Balkanlarda Sarı Saltuklar, Demirci Babalar, Gül Babalar, Mulla İlahiler olarak tezahür ediyor. O kadar sağlam atmış ki mayayı, o Ulu Türkistan'daki Alpler, o hikmetin o engin manalarına, hitabına mazhar olunca erenleşip Alperen olup Horasan üzerinden Horasan erenleri olarak Anadolu'ya gelmişler. Hanımlar Bacıyan Rum olarak gelmiş, Anadolu'ya gelmişler. Hanımlar da aynı şekilde mayalamışlar. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hanımlara da çok önem vermiş. Onu da sohbetlerinden eksik etmemiş. Eleştiriler de almış. Ama hanımı toplumdan ittiğiniz zaman o toplum adeta bir gölün zamanla çölleşmesi gibi çölleşir. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri buna çok dikkat etmiş. Arapçada kelimesi anne demek. Ümmet kelimesi ümmet demek. Ümmet kelimesini oluşturan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bunu çok iyi düşünmüş ve uygulamalarında sadece erkekleri değil, kızı üzerinden, eşi üzerinden hanımları da yetiştirmiş. Yetiştirirken dikkat ettiği en önemli husus ne biliyor musunuz? Zamanı çok iyi kullanması. O yüzden ben bugünkü ilk ders olduğu için müsamaha gösterdim. Artık Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin zamanı nasıl kullandığını öğreneceğiz. Bir sonraki derste saat 7:00 tekerlek döner. Zaman kan gibi. Telafisi mümkün değil. O mübarek diyor ki bize, ey benim Esenler Belediyesi'ndeki kültür merkezine benim dersimi dinlemeye gelen torunlarım. Ben zamanı çok iyi kullandım. Bakın başardım. Hiç görmediğim Esenler'de bile anlıyorum. Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan etti UNESCO. Esenler Belediyesi, Tevfik Göksu Başkanım, Muhammed Emre kardeşim, onlar Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu ilan ettiler. Bu kadar insanı buraya topladılar. Niye? Ben zamanı iyi kullandığım için. Siz de böyle yapın. Yaşadığım dönemde ağalar, paşalar, beyler vardı. Unutuldu ama ben unutulmadım. Niye? Zamanı çok iyi kullandım. Peygamberimiz de zamanı çok iyi kullanıyordu. Yüce Allah da zamana yemin etmişti. Vel asri demişti. İkindi vaktine ya da asra yemin etmişti. Vel fecri diye sabah vaktine yemin etmişti. Zamanı beşe bölmüştü. Beş vakit namazı emretmişti. Ama görüyorum ki çağımızdaki insanlar zamandan uzaklaşmış. Verdiği randevularına, sözlerine uymuyorlar. Ama ben uydum, başardım. Zamanımı üçe böldüm. Üçte birlik kısmında ne yaptım? Üçte birlik kısmında Yüce Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler, yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım emrine uyarak üçte birlik kısmında ibadetle geçirdim. Bunca nimetleri, bunca güzellikleri, bu güzel evlatları bana lütfeden, bize lütfeden Rabbime şükranda bulunmak için ibadetle geçirdim. Diğer üçte birlik kısmında ne yaptım? Diğer üçte birlik kısmında Peygamber Efendimizin ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya bunları seven ol, bir dördüncüsü olma ki helak olursun. Bir başka rivayette ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol, bir beşincisi olma ki helak olursun emrine uyarak öğreten oldum. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin ifadesiyle tam 99 bin talebe yetiştirdi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri.
İşte o 99 bin talebeyi yetiştirmek için, o idealimi gerçekleştirmek için talebe yetiştirdim. Sonuçta birlik kısmında ne yaptım? Sonuçta birlik kısmında Bismillahirrahmanirrahim ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana çalıştığının karşılığından başkası yoktur emrine uyarak kimseden bir şey beklemedim. Kaşık ve kepçe yonttum. Onun parasıyla kendi geçimimi ve çocuklarımın geçimini sağladım. Çok meşhur bir hocaydım. 99 bin talebem de vardı. Onların getirdiği hediyelerle, verecekleri parayla çok iyi geçinebilirdim. Ama Allah'ın emrine uyarak kimseden bir şey beklemedim. Allah'ın lütfu, Rabbim de bana halden anlayan bir öküz nasip eyledi. Ben akşamleyin yonttuğum kaşık ve kepçeleri onun heybesine koydum. Tevekkül ettim, Bismillah dedim. Onu Yesil sokaklarına saldım. Biz olsak kaşıkları 40 kere sayarız. Aman bir tane eksik olur diye başından ayrılmayız. İşte tevekkül ehli olmak böyle bir şey. Öyle olursanız Allah da sizi halden anlayan bir öküz nasip eder. O sizin adınıza satış yapar. Halden anlayan öküzüm benim adıma satış yaparken iyi niyetli insanlar onu gördüklerinde dediler ki bu Hacı Ahmet Yesevi Hazretleri'nin öküzü, o bizim geleceğimizi inşa ediyor, çocuklarımızı yetiştiriyor. Bir kaşık da bir kepçe de biz alalım, onun geçimine katkıda bulunalım dediler. Kaşığı kepçeyi alan iyi niyetli insanlar parayı öküzün sırtındaki heybeye koydu. Ama her dönemde var ya uyanık insanlar, başkasının sırtından geçinmek isteyen insanlar var ya her dönemde. Dediler ki bu öküz ne anlar? Kaşığı kepçeyi alıp parayı yerine koymadılar. İşte dedim ya halden anlayan öküzüm, parayı verene kadar o adamın peşini takip etti Yesi sokaklarında, ne zamanki parayı verdi onun peşini bıraktı. İşte değerli kardeşlerim, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri size çağlar ötesinden diyor ki zamanı çok iyi kullanın. Randevularınıza zamanında gelin, divan hikmet okumalarına zamanında gelin. Geç kalmayın, telafisi yok. İşte zamanı böyle kullanan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bir taraftan öğrencilerini yetiştiriyordu. Yetişen öğrencileri artık onlar olgunluğunu tamamladıklarında bulunduğu ocaktan bir köseyi ya da eysi, biz buna Anadolu'da ucu yanan o dala köseyi ya da eysi diyoruz. Köseyi ya da eysiyi alır, onu fırlatır, ona bir kızıl elma gösterir. Türk'ün kızıl elması ilahi kelimetullah'tır. Yani Allah adının yüceltilmesidir. Bugünlerde ilahi kelimetullah uğruna ordumuz sefere çıktı, gazaya çıktı. Hepimiz dua etmemiz lazım. Çok dua etmemiz lazım. Manevi ordular da dua ediyor, biz de dua etmemiz lazım. Rabbim onların gazasını mübarek eylesin. Burunları kanamadan memleketimize dönsünler ve memleketimizin huzur ve sükun içerisinde bu büyüklerimizin adının daha çok yaşayacağı, Allah adının daha çok yüceleceği yılları Rabbim kıyamete kadar nasip eylesin. Bunlardan en önemlisi de Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin olgunluğunu tamamladığını hissettikten sonra Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ona diyor ki evladım, sana Diyar-ı Rum'u yurtluk olarak verdik. Diyar-ı Rum neresi? Anadolu. Rum diyarı burası, Anadolu. Rum diyarını Müslüman diyarı yapan kim? İşte o büyüklerimiz. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yetiştirip gönderdiği talebeler. Alperenler. Bismillah diyor. Eysi'yi alıyor, atıyor. Diyor ki, Diyar-ı Rum'u sana yurtluk olarak verdik. Suluca Karahöyük Namkarı'ya git, insan yetiştir. Adam yetiştir, adam gibi adam yetiştir. Beşer olarak doğarız, sonra insan oluruz. İnsan özelliklerini taşımazsak, o zaman beşer olarak yaşar gideriz. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri geldi Anadolu'ya. Önce hacca gitti, yanındakilerle birlikte geldi. Suluca Karahöyük'te, bugünkü Hacı Bektaş'ta dergahını kurdu, Anadolu'yu mayaladı. Sarı Saltuk diye Sinop, Karadenizli Sinop'tan bir çepni, genç delikanlı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne gitti. Onun orada kaldı. Evladım dedi, seni Hacı Bektaş-ı Veli'ye destek olarak gönderiyoruz dedi. Onu gönderdi Nevşehir'e, Suluca Karahöyük'e, o zaman Nevşehir değil tabi, gönderdi, geldi, bir müddet kaldı Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin yanında,
eğitimini tamamladı. Hacı Bektaş Veli Hazretleri ona dedi ki, evladım seni Avrupa'ya gönderiyoruz. Balkanlara gönderiyoruz. Oralara git, oralarda insan yetiştir dedi. Osmanlı'dan 100 sene önce Sarı Saltuk Balkanlara gitti. Balkanlarda insan yetiştirdi. Gönülleri fethetti. Sonra 100 sene sonra Osmanlı geldi, mekanları fethetti. Gönülleri fethedemezseniz mekanları fethetmeniz çok zor. Ama öyle olmanız için de kal ehli değil, benim gibi çok konuşan değil, hal ehli olmanız gerekiyor, yaşamanız gerekiyor. O büyüklerimiz yaşadı. Gittikleri yerde ben hocayım, ağayım, paşayım, beyim demedi. Bekçiye ihtiyaç var, bekçi oldu. Çiftçiye ihtiyaç var, çiftçi oldu. Hocaya ihtiyaç var, hoca oldu. Çobana ihtiyaç var, çoban oldu. Gönülleri öyle fethettiler. Osmanlı Avrupa'ya öyle kolay geçmedi. O büyüklerimiz emeklileri geçti. O yüzden de Sarı Saltuk'un Avrupa'da 20'ye yakın yerde makamı var. Öyle bir gönülleri fethetmiş ki herkes bir makam kurmuş. Onların hayatlarını tabii tek başına almak lazım. Biz tabii burada ancak onlardan birkaç tanesini anarak dersimizi yapabiliriz. Tabii çok talebelerisi var Hoca Ahmet İzzet Hazretleri'nin. Hepsini anlatsak günler yetmez. İki talebesini anlattık. Tek olsun, sünnet olsun biliyorsunuz. Allahu vitrun, Allah tektir. Ve yuhibbul vitre, Allah teki sever diye. Üçüncü bir talebesi de aklıma gelmişken anlatayım. İçimizde Yozgatlı kardeşimiz var mı? Yozgatlı çıktı hele şükür ya. Nereli sorarsak çıkmıyor. Yozgatlı çıktı. Hasan Paşa nahiyesini biliyorsun. Üniversite tarafında. Pardon, Hasan Paşa değil, Osman Paşa. Osman, yanlış söyledim. Talebesi, Osman adında bir talebesi varmış. Cengaver talebesi varmış. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri sohbet halindeyken Çin sınırında bir köyden bir amcamız gelir, der ki, üstadım malımıza davarımıza bir canavar musallat oldu. Bir himmet etseniz de onu öldürsek. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bakmış böyle, içlerinde cengaver bir delikanlı, evladım al şu tahta kılıcı, tahta kılıç manevi gücün sembolü. O yüzden büyüklerimize biz tahta kılıçlılar diyoruz. Al şu tahta kılıcı, git o canavarı infaz et gel der. Canavarı bulur, infaz eder, gelir. Der ki, efendim canavarı infaz ettim. Ahalinin size selamı, hürmetleri var. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ona der ki, evladım artık sen eğitimini tamamladın. Eysi'yi alır, Bismillah der, diğer Rum'a atar, tarif eder yerini. Ve adın bundan sonra evladım Emiri Çin Osman. Yani Çin Emiri Osman gelir Yozgat'a yakın oraya. Orada Müslüman yok. Orada örnek olur. İnsanlara yetiştirir. Ve zaman içerisinde Emiri Çin unutulur. Oradaki adı Emirce Sultan ya da Emirci Sultan. Yozgat'taki adı. Nahiyenin adı Osman Paşa Nahiyesi. Rabbim lütfetti. Gittik ziyaret ettik. Böyle çok değerli talebeler var. Tokat'a gittiğinizde Gaj Gaj Dede var. Zile'de Şeyh Nusret var. Merzifon'da benim memleketim Samsun. Biz Merzifon'a yakınız. Pir Baba var. İstanbul'da Horos Dede var. Geyikli Baba var. Azerbaycan'da Avşar Baba var. Bunlar bir anda aklıma gelen isimler. Böyle çok değerli talebeleri var. Tabii böyle değerli talebeleri yetiştiren Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, o da tabii ki bir fani olarak zamanın içerisinde yaşıyor. Kum saatindeki taneler yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Yaş 63 olur. Yaş 63 olunca Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri der ki, o kutlu nebi toprağa ayak basmadı, yerin altına girdi. Artık benim de toprağa ayak basmam edebe muhayirdir dedi. Talebelerine medresesinin İrfan Mektebi'nin köşesine bir halvethane, bir çilehane kazdırdı. Dualarla, tekbirlerle o halvethaneye indi 63 yaşında. Öğrencilerinin gözü yaşlı bir şekilde. Dikkat ederseniz halvethane ya da çilehane diyorum. Uzlethane demiyorum. Çünkü yüce dinimiz İslam'da uzlet hayatı yok. İslam'da nefes aldığınız sürece hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.
Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri yine o zamanın üçe ayırdı. Yine orada öğrencilerini yetiştirme işiyle iştigal etti. Hikmetlerini söyledi. Öğrenciler o hikmetlerini dalga dalga bütün Türkistan'a yaydılar. Onun tek yaptığı Peygamber Efendimizin "Mutu kablen temutu." Ölmeden önce ölünüz. Yani bir ebedi hayatın provasını yapmak. O ebedi hayata hazırlık yapmak. İşte gördüğünüz şu küçücük yerde Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri geri kalan ömrünü geçirdi. 63 yılda 10 yılda çabuk geçer. Diyor ki Divan Hikmeti'nde, "Ey dostlar, kulak verin söylediğime. Ne sebepten 63'te girdim yere? Miraç sırasında Hak Mustafa ruhumu gördü. O sebepten 63'te girdim yere." Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan Hikmeti aynı zamanda bir yaşname. Halk edebiyatında türlerden birisi yaşname. "Ben böyle yaptım, siz de böyle yapın." Örnek olmak için bu büyüklerimiz "şu yaşta bunu yaptım, bu yaşta bunu yaptım" diye anlatırlar. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren Divan Hikmetimize geçtiğimizde orada o beyitleri okuyup anlamaya gayret edeceğiz. Uzun bu 63 yaş şiiri. Bayağı uzun, devam ediyor. Burada tam geçmişken Vanberi'yi bilenler vardır. Macar Türkolog bu Reşit Efendi diye isim almış. Sahte derviş diye tarihe geçmiş. İstanbul'a geliyor. Bir tarikatın tekkesinde eğitim alıyor. Derviş kılığına giriyor. Türkistan'a gidiyor. Coğrafyayı dolaşıyor. Diyor ki, coğrafyayı dolaştığımda her geçtiğim Türk obasında Ahmet Yesevi'nin hikmet ve münacatına rastladım. Türkler bu manevi irşadı coşkunlukla okuyorlardı. Her obada divanı Hazreti Sultanül Arifin Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerini vecide okuyan kadın ve erkeklere rast geldim. Öteki İslam ülkelerini de gezdim, gördüm ve tarafsızca karşılaştırdım. Anladım ki İslam dinine cihan şumul idrak ve hizmet veren Türk bilginleridir. İşte öyle kolay kolay insan Hoca Ahmet Yesevi olmuyor. Türk dünyasında, Türkistan'da gittiğinizde duyarsınız. Medine'de Hazreti Muhammed, Türkistan'da Hoca Ahmet. Çünkü ilk mutasavvufumuz bizim. O bizi ana dilimizde ilk İslam'ı öğreten büyüğümüz. Hemen burada Emir Timur geldi. Emir Timur gelmişken de Emir Timur'dan da bahsedelim. Ama biz Emir Timur ecdadımızı yendiği için Yıldırım Beyazıt'ı kızıyoruz. Ona Aksak Timur diyoruz. Bize öyle öğretti hocalarımız. Ama elhamdülillah biz Türkistan'a gittik, Kazakistan'a gittik. Orada kaynaklarını da okuduk. Anladık ki Yıldırım Beyazıt çok fazla da haklı değilmiş. Bir gün Emir Timur rüyasında Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni görür. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Emir Timur'a der ki, "Evladım Timur, Buhara'nın fethi sana müjdelendi. Buhara'ya fethe çık." Buhara'yı fetheder. Fethettikten sonra "bana bunu ceddim Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri müjdeledi" diye Yesi'ye gelir ordusuyla birlikte. Yesi'ye geldiğinde şehrin kapıları var. İstanbul'un da kapıları var biliyorsunuz. Ankara'ya da Melik Gökçek başkanımız yaptı kapıları biliyorsunuz. Şehrin her girişine çıkışına. O Türkistan'daki şehir kapılarından bu. Kapıya geldiğinde birden atından aşağı iner Emir Timur. İndiğinde komutanlar derler ki, "Efendim bir şey mi oldu?" Onlara der ki, "Beyler, mirzalar, daha kılıcımın girmediği yere bu Allah dostunun alperenleri girdi. Siz nasıl edepsizlik eder de atın sırtında onun huzuruna çıkarsınız? Derhal atlarınızdan aşağı inin, atlarınızın ayaklarına keçe giydirin. Ceddim Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ebedi istirahatgahında rahatsız olmasın" der. İşte İrfan Mektebi'nin talebesi olmak böyle bir şey değerli kardeşlerim. Hemen hatırlarsınız Sultan Abdülhamid Han, cennet mekan. O da ne demişti? Hicaz Demiryolu'nu yaptığında Medine istasyonuna gelen trenlerin raylarına keçe giydirmiş. Peygamber Efendimiz ebedi istirahatgahında rahatsız olmasın diye. İşte bu ahlak, bu edep bu milleti bu kadar yüce yaptı. Bakın İslam coğrafyası kan gözyaşı içerisinde herkes bize bakıyor. Batılı tarihçi diyor ki Brodel, "Müslümanlar tarihlerinde iki sefer büyük yürüyüş gerçekleştirdiler. Bir, Peygamber Efendimiz ve Hulefai Raşidin dönemi. İki, Selçuklu ve Osmanlı dönemi." Biz de diyoruz ki Allah'ın izniyle bu millet üçüncü yürüyüşü de gerçekleştirecektir. Ne zaman? Hoca Ahmet Yesevi onun takipçilerinin yoluna gittiği sürece. Emir Timur emri yerine getirdikten sonra huşu içerisinde yürüyerek 700-800 metre mesafe bir yolu
gelir, türbenin başına gelir, dua niyazda bulunur. Ama türbenin hali, pür melali onu üzer. Hemen talimat verir. Hoca Hüseyin Şirazi, dönemin önemli mimarlarından, İslam coğrafyasının en büyük külliyesinin yapılmasını emreder. Oraya bir külliye yapılır. Külliye yapılırken çok enteresan bir hadise zuhur eder. Onu da sizle paylaşmak isterim. Külliyenin duvarı gündüz yapılır. Diyelim ki bu kadar duvar yapıldı. Sabahleyin gelirler ki duvar yıkılmış. Derler ki birileri sabote ediyor. Çünkü o dönemde o coğrafyada da kötü niyetli, putperest insanlar var. Sabote ediyor birileri. Nöbetçi dikerler ertesi gün. Ertesi gün de yıkılır. Allah Allah derler. Burada bir mesaj var bize. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ocağını tüttüren, İrfan Mektebi'nin ocağını tüttüren kimler var? Onu bulun derler. Gider bulurlar. Sorarlar. Derler ki efendim biz böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun hikmeti nedir? O üstaz der ki onlara. Pirimiz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri ise diyor ki benim üstadım Aslan Baba'nın mezarı viraneyken benim mezarımı yapmanız edebe mugayirdir. Önce oturarda pirimin mezarını inşa edin, ondan sonra buraya gelin. Giderler, bakarlar ki gerçekten oturarda Aslan Baba'nın mezarı virane, önce onun mezarını inşa ederler. Ondan sonra duvarlar ilerler ve büyük külliye yapılır. Külliyenin içinde de bir tay kazan vardır. Gördüğünüz gibi tay kazan. Tay kazan, biliyorsunuz o coğrafyada özellikle Kıpçak grupları atı yerler, tayı yerler. Hanefi mezhebinde mekruh ama Kıpçak grupları bunu yerler uzun yıllardan beri. Hala Kazaklar, Kırgızlar atı yerler biliyorsunuz. Ama tay pişirmeyle ilgili değil, külliyenin mescidine gelenlere tatlı su, şerbet ikram etmek için, cuma günü gelenlere ikram etmek için bu kazan oraya Emir Timur tarafından yaptırılmıştır. Çok enteresan bir olay olur. Stalin 1935'te sizin bu sembolünüzü, birlik beraberlik sembolü Türklerde kazan ya da kut diyoruz biz, kutları Türklerin, Allah'ın verdiği bir güç, kut. Kut emaneti. Gönderin de St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde bunu bir sergileyelim, dünya görsün der. 2 aylığına gönderin der. Ama kandırır, bir daha geri göndermez. Uzun uğraşlar sonucunda Türkistan valisi 1989'da tay kazanı geri getirir. Tay kazan geri geldiğinde orada görev yaptığımızda yaşlı amcalar dediler. Hocam kazan geri geldi, kutumuz geri geldi. Bu bir şeye işaret. Kazakistan bağımsızlık olacak diye düşündük. 2 yıl geçmedi. 16 Aralık 1991 Kazakistan bağımsız oldu. Kazakistan'ın bütün Türk cumhuriyetlerinin hepsinin bağımsızlıklar ebedi olsun. Türk cumhuriyetleri diyorum, Türkiye cumhuriyetleri demiyorum, dikkat edin. Biz yanlış bir şekilde birileri bizi bunu öğretti, Türkiye cumhuriyetler diye. Türkiye cumhuriyetleri yanlış bir ifade. Türk cumhuriyetleri, Türkiye ait olan, sonradan eklemlenen demek, bir dışlayıcı ifade. O yüzden Türk cumhuriyetleri diye kullanalım. Orta Asya ile ilgili bir uyarıda bulunmuştum size. Türkistan diye kullanalım. Azerice, Kazakça, Kırgızca, Türkmence gibi ifadeler, Osmanlıca gibi ifadeler kullanmayalım. Bunlar hep birilerinin ötekileştirme anlamında kurduğu kavramlar. Osmanlı Türkçesi, Kazak Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkü. Bu kavramlarımızı kullanırım. Başka kavramları kullandığımızda yabancılaşıyoruz, kendimize birbirimizden uzaklaşıyoruz. Kavramlar çok önemli. Sonra 89'da geri geldi ve Kazakistan bağımsızlığını ilan etti. Kazan çok önemli dedim. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nde bahsettik. Orada da gidenler görmüştür. Pir evinde de kara kazan var orada. Bizim birliğimizin, beraberliğimizin sembolü. Bir saatimiz doldu. Muhammed Emre kardeşim bir saat süreniz demişti. Ben toparlayacağım yavaş yavaş. Bu şekilde birkaç görüntü göstereyim. Burada gördüğünüz gibi sanduka kısmı yeşil mermerinden Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinde. Türbenin arkadaşlar, değerli Yesevi dostları, gördüğünüz gibi burası külliyenin giriş kısmı. Bakın hala orada ağaçlar görünüyor. 1405'te
1402 biliyorsunuz Ankara Savaşı. 1405'te Emir Timur Çin'e sefere çıkacağı zaman Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ne gelir, dua eder. Çin'e sefere çıkarken oradan dönüşte Arıs Nehri var. Türkistan'a yakın. Şubat ayı geçerken atından aşağı düşer. Zatürre'den vefat eder. Vefat edince çocukları babasının naaşını ve bütün oradaki mimarları, ustaları alırlar. Oradan ayrılırlar ve gördüğünüz gibi hala direkler kalır. Bu kısmı türbenin eksik kalmıştır. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri vefat ettiğinde geriye bize 4 eser bırakır. Bunlardan bir tanesi onun Divan-ı Hikmet'i. İnşallah Divan-ı Hikmet okumaları yaparak Rabbim lütfederse bundan sonraki derslerimizde toplam Muhammed Emre Bey kardeşim 7 dersimiz mi olacak bu dahil? Yani bundan sonraki 6 dersimizde ne kadar ilerlersek karınca kararınca hikmetlerimizi birlikte okuyacağız. Ben diyorum ki Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin eserleri teşbihte hata olmaz adeta 4 büyük kitap gibi. Çok okumamız gereken önemli eserler bunlar. Divan-ı Hikmet onun adeta bir küçük Kur'an tefsiri. Ve ecdadın anlayabileceği o kadar sade, arı duru Türkçe ile. Diğer eseri onun Fakirnamesi. Fakirnamesi yani fakirliğin kitabı. Peygamber Efendimiz buyuruyor, El fakru fakri, fakirlik benim övüncümdür. Fakir dervişin sembolü aslında. Seyri sülük yapan kişinin sembolü. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Fakirname'de bize 4 kapı 40 makamı öğretiyor. Ama o 4 kapı 40 makamı bize ilk öğreten kişi kim? Peygamber Efendimizin Ene Medinetül İlmi ve Aliyun Babuha dediği, ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali de onun kapısıdır dediği, Hazreti Ali Efendimiz bu sistematiği kuruyor. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Yunus Emre Hazretleri ne diyor? Şeriat, tarikat yoldur varana, marifet, hakikat andan içeriyor. Ondan sonra bunu sistematik hale getiren kim? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Adeta bize diyor ki, bu fani dünyada her şey geçici. Bu geçici dünyada insanı kamil olmak istiyorsanız, ebedi alemde saadeti elde etmek istiyorsanız, o kutlu Nebi ile beraber olmak istiyorsanız, Cemalullah'a talipseniz, Divan-ı Hikmet'te geçecek, didar talep diye, talipseniz, o zaman sizin elinizde. İç içe geçmiş 4 kapıdan geçersiniz. Birinci kapı şeriat kapısı. Yani İslam hukukunun, kurallarının, fıkhın uygulandığı kapı. Sizin elinizde. Bu kapıda kalabilirsiniz. Hiçbir beis yok. Ama biraz daha işin tadını, halavetini, zevkini almak istiyorsanız, insanı kamilliğe doğru gitmek istiyorsanız, ikinci kapıyı açarsınız. Ama açtıktan sonra geçmeniz gereken 10 basamak var. Şeriatta 10 basamak, tarikatta 10 basamak, marifette 10 basamak, hakikatte 10 basamak. Çileli, dikenli yollar, cam kırıklarıyla dolu. Başarırsanız insanı kamil olursunuz. Başarılar ölçüsünde, zorluklar ölçüsünde başarılar elde edilir diyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu değerli eserinde. İnşallah onu da arzu eden kardeşlerimiz bizim üniversitemizin web sayfasından rahatlıkla indirip oradan okuyabilirler. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri orada 4 kapı 40 makamı bize öğretiyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan-ı Hikmeti ve Fakirnamesi Çağatay Türkçesiyle. Yani Türkçe eserleri. İki tane de Farsça eseri var. Hani demişti ya Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi diye. Farsça eserlerinden bir tanesi Risale Der Adabı Tarikat. Tarikat adabına dair risale. Diğeri de Risale Der Makamatı Erbain. 40 makama dair risale. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bu 4 eseri çok önemli. İkisi Farsça, ikisi Türkçe eseri. İnşallah biz bundan sonraki derslerimizde bu eserleri takip edeceğiz. Ben sözlerimi bitirmeden önce Divan-ı Hikmet sohbetlerinde, Divan-ı Hikmet okumalarında zaman zaman kitaplar tavsiye edeceğim. Bunlardan bir tanesi de bizim Divan-ı Hikmet sohbetleri. 2016 yılında Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edildiğinde, Esenler Belediye'miz nasıl bu sene 2019-2020'yi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu ilan etti. Biz de o zaman UNESCO kapsamında faaliyetler yapmıştık. 10 Ocak'ta Divan-ı Hikmet'in tamamını çıkarmıştık ve o gün Cumhurbaşkanımızın sözcüsü ve bizim Ahmet Yesevi Üniversitemizin mütevelli heyet başkanı Doçent Doktor İbrahim Kalın Bey ile biz bu sohbetlere başladık, Divan-ı Hikmet sohbetlerine. O bize hüküm ve hikmet diye bir konferans vermişti. Sohbet yapmıştı. Demişti ki hayatımızda ne kadar çok hüküm var ama çok az hikmet.
Hiç dikkat ediyor muyuz? Kurallar çok ama hikmetler çok az. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ruhaniyetine hürmeten onun sözleriyle bitirelim. Şeksiz bilin bu dünya, bütün haktan geçer ha. İnanma sen dünya malına, bir gün elden gider ha. Ata ana nere gitti fikir kıl, dört ayaklı tahta at, bir gün sana yeter ha. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım değerli kardeşlerim.